Herkese merhaba arkadaşlar. Ev turumuzu sonunda çekiyorum. Tuttuğumuz evi de görmemiştiniz. Şöyle göstermiş olayım. Uzun uğraşlar sonucunda bu evi bulduk en son. Ve evi de size uzun süre gösterememiş olduk. Çünkü aslında yerleşmemiz çok çok uzun sürdü gerçekten. Türkiye'den eşyaları yükle, buraya getir. Onların kolilerini aç vesaire vesaire derken hatta bir TV ünitesi var göreceksiniz. O TV ünitesini daha biz 3-4 hafta önce falan kurduk. Koliler böyle evde yığılı şekilde duruyordu. Çok çok uzun sürdü. Çünkü minik bebişimiz var. Önceliğimiz o. Her neyse, şimdi artık en azından evimize yerleştik ve ev turumuzu çekebiliyoruz. Bizi de bu kadar beklediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada bu videoyu Ersin'le birlikte çekmek çok daha fazla isterdim. Ama şimdi o Mila ile ilgilenirken ben çekmek durumundayım. Yoksa video gerçekten çok uzun sürüyor. Çekmesi çok zor oluyor. Ama yer yer onlara da videoda yer vereceğim. Hadi şimdi ben size evi gezdireyim. Ta-da! Niye koşuyorum değil mi? Bütün komşular da alıştı bu arada bize. Ben böyle zıngır zıngır her yerde koşuyorum. Neyse, artık hepsi zaten bana böyle arkadan backstage görüntüleri falan atıyor. Şimdi kesin bugün de alırız öyle bir görüntü. Bir tane de komşumuzla karşılaştık, Scott'la. Kendisi bizim Miloş'un küçük bir bebek arkadaşı var. Onun babası. Scott'a gizli çekim yapalım. Gözüküyor mu? Neyse, biraz blurlu gördünüz ama. Evimize hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir misafir gelmiş gibi hissediyorum eve, hiç daha önceden gelmeyen. Çok çok mutluyum. Zaten sizi de ailemiz, arkadaşlarımız olarak gördüğümüz için güzel olacak. Gelin gelin, anlatayım ben size evi şimdi. Evet, evde kapıdan girdik. Bilerek açık bıraktım şimdi. Nerede olduğumuzu aşağı yukarı anlayabilin diye. Kapıdan girdikten sonra hemen bu taraf bizim aslında en sevdiğimiz bölümlerden ve en çok da uğraş verdiğimiz bölümlerden bir tanesi. Öncelikle arka tarafta kahve bölümü bulunuyor zaten. Bizim her şey dediğim gibi Türkiye'den geldi ama bu masamız hariç. Böyle bir masa sistemi Türkiye'de ihtiyacımız yoktu açıkçası ama bu tam bir Amerikan kültürü işi bence. Böyle küçük yuvarlak masa olacak. Etrafında 4 küçük sandalye ve burada yemeğinizi yiyeceksiniz. Çünkü adalar genelde şu arkada da bizim gördüğünüz kullanılmıyor. Yani böyle bu küçük masa illaki ada bile olsa gerekiyor burada. Böyle bir yer mutlaka oluyor. Bu kutu gibi bölümde bizim bu masayı koyabilmemize sebep oldu, güzel oldu. Bunu o yüzden masayı ve sandalyeyi buradan aldık. Çok da içime sinen, çok güzel bana göre görünen güzel bir masa oldu. Güne siz de takdir edersiniz ki bu bölümden başlıyoruz. Özellikle Mila bizi erken uyandırırsa çok zorunda kalıyoruz. Ve hemen gelip kahvemizi burada alıp günümüze başlıyoruz. Gördüğünüz tablolardan da bahsetmek istiyorum. Bu tablolar aslında biz Türkiye'deyken benim yaptırdığım tablolardı. Öncelikle şu görselleri çok yüksek çözünürlüklü şekilde bulma görevi bana aitti.
Daha sonra da onları çok güzel tam olması gerektiği gibi bastırma işinde Ersin'e postalamıştım ve mükemmel, tam çözünürlük, kaliteli baskılar elde ettik. Daha sonra Beşiktaş'a gittim. Çerçeveciler var Beşiktaş'ta. Bu çerçeveleri yaptırdım abiye. Yani kalitesinden aşırı memnun kalmadım ama en azından görüntüsü güzel. Yani görüntüde hiçbir eksiği yok ama daha iyi yapabilir miydi abi? Bence yapabilirdi. O yüzden başında durmama rağmen böyle oldu. Siz de yaptırmak isterseniz Beşiktaş'ta böyle çerçeveciler var ama mutlaka başında durun. Daha sonra böyle onları çerçevelere koydurdum. İşte camını, çerçevesini her şeyi seçebiliyorsunuz. Ben böyle daha mat bir cam seçtim. Bu kenarlarına böyle prem rengi çerçeve, iç çerçeveler koydum vesaire. Bunu bu şekilde siz de yaptırabilirsiniz. Bu tabloların da anısı böyle. Siz yine soracak olursanız bu görselleri nereden buluruz diye biliyorsunuz stok görüntüler var böyle internette ulaşabildiğiniz. Hatta bir tanesi çok çok ünlü. O tarz sitelerden hemen girip en yüksek çözünürlüklü versiyonları satın alarak ulaşabiliyorsunuz. Ersin biraz önce eve geldi ve bir tane de derse girdi. Gelin hep birlikte bakalım basalım neler yapıyor. Arkadaşlar kimi yakaladım bakın, bastık. Hoş geldiniz kanalıma. Pratik çok önemli. Pratik yapmayınca biliyorsunuz her şeyde olduğu gibi İngilizce'de de biraz zorlanabiliyoruz. Şu anda ben iç görüşmeleri yapıyorum. Hep İngilizce. Bir Türkiye'deyken de İngilizce iç görüşmeleri yapıyordum. Bu aralar yani bunları yaptığım zaman özellikle arttırıyorum. Open English'te bu grup veya özel dersler var. Ben şu an gruplara giriyorum. Yani hem öğreniyorsunuz hem muhabbet hem de İngilizce pratik. Win 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 durumu bence çok iyi oluyor. Chat diye İngilizce giriş yapıyorum mülakatlarda. Not necessarily based on facts or proven knowledge. Ersin'den zaten birazcık dinledik ama ben de detaylandırmak isterim. Öncelikle Open English'e videonun bu bölümüne sponsor olduğu için teşekkür ederim. Bu kadar verimli, güzel bir bilgiyi sizlere aktarabilmemi sağlıyor. Öncelikle bizden bahsedelim. Bizler ilkokul 1. sınıftan beri zaten İngilizce eğitimimizi alıyoruz. Fakat asıl farkı İngilizce'de bence pratikler yaratıyor. Bu da üniversitede girdiğimiz uluslararası kulüp ve akabinde çalıştığımız uluslararası şirketler, çok fazla gezdiğimiz için orada edindiğimiz deneyimler derken bizim İngilizcemiz pratiklerle akıcı seviyeye geldi. Fakat bunu yapabilmek artık çok kolay. Evinizin rahatında, konforunda, dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte aslında Open English'e girerek ister teorinizi geliştirebilirsiniz, ister pratiğinizi geliştirebilirsiniz. Yarım saatte bir, hiç randevu almanıza gerek yok. Canlı dersler oluyor zaten. Ve bu canlı dersleri yapan eğitmenler ana dili İngilizce olan sertifikalı eğitmenler. Bence bu çok önemli. İster grup dersleri alabiliyorsunuz, ister özel dersler alabiliyorsunuz. Hiçbir sınır yok. İstediğiniz kadar girebilirsiniz. Dersler zaten yarım saatte bir başlıyor. Ve yaza özel Ağustos'ta çok güzel bir kampanya yapmışlar. Bir kurs alana bir kurs hediye. Bu sayede siz bir kursunuzu aldınız, bir kursu arkadaşınıza direkt hediye edebilirsiniz. Ya da iki arkadaşınız birlikte bu işe girebilir ve fiyatı otomatik olarak yarıya bölmüş olabilirsiniz. Bence harika bir deneyim sunacak ve size de çok faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü pratik gerçekten çok önemli. Üstelik bu platformda teoriye de sahip olacaksınız. Bu bölümü anlatacak olursam size, arkamda gördüğünüz bölüm işte şu meşhur TV ünitesi gerçekten çok çok uzun sürdü. Çünkü gördüğünüz gibi zaten hiç kolay değil bağlantıları ve hani böyle IKEA kılavuzu gibi bir şey de olmadığı için, o tarz bir yerden almadığımız için gerçekten uzun sürdü. Yine bu tablodan bahsetmek istiyorum. Bu tablo aslında Türkiye'den gelmeyen birkaç şeyden bir tanesi. Onu da benim diğer tablolara, yaptırdığımız diğer tablolara uysun diye hep bakıyordum ve bulamıyordum. En sonunda burada böyle çok güzel outletler var. Böyle işte TJ Maxx, Marshalls, Burlington gibi bir sürü outlet var. Ve biz onlardan bir tanesine girdiğimizde bu tabloyu gördüm. Bayıldım ve %90 falan indirim vardı arkadaşlar. Çok komik de bir fiyata aldım yani. Acayip iyi oldu. Kalitesi, buraya yakışması, her şey sanki önceden Türkiye'den getirmişim gibi hissediyorum. Mutfağa çekebileceğim böyle çok iyi bir açı bulamadım. O yüzden böyle anlatmak istiyorum. Mutfakla ilgili en büyük şanslarımızdan bir tanesi, bence görsel olarak çok tatlı görünen bir mutfağa sahip olduk. Çünkü genelde burada tadilatlı bulmak falan filan bir sürü mesele var yani. Ve zaten ev turunu izlediniz. Bütün evler arkadaşlar halılıydı. Sonunda halısız bir ev bulduğumuz için çok mutluyuz. Bence bebekle halı çok aynı evde olmuyor. Kişisel tercih tabii ki ama benim tercihim bu yöndeydi. Çok güzel denk geldi neyse ki.
Bu mutfağı çok seviyorum. Küçük ama çok verimli bir mutfak. İşte özellikle bu alandaki tezgah gayet yeterli oluyor. Arka tarafta da yine kullanabileceğimiz bir tezgah vardı. Orada genelde böyle hamur karıştırma ya da yan tarafa biz özel bir bölüm yaptık. O bölümde de böyle işte bizim ekstra küçük ev aletlerimiz var buralara sığmayan. Mesela oradan atıyorum dondurma makinesini getiriyorum, portakal sıkma makinesini getiriyorum vesaire. Onları sıkıyoruz ediyoruz. Hepsini o tarz mermer olan bölümde yapıyorum. Bu tahta bölümde daha çok işte doğrama yapma falan gibi işlerde kullanıyorum. Aynı zamanda da işte Instagram'da size çektiğim videolarda da en çok burada oluyorum. Beni bu arada Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Asıl bütün macerayı anlık olarak orada paylaşıyoruz çünkü. Aslında birçoğunuz bu evin pek çok noktasına hakimdi. Instagram'dan gelenler lütfen aşağıya yorum yazsın. Ben de size selam vereyim. Bu tarafta özetleyecek olursam sol tarafımızda hemen girişinde çalışma odamız var. Sağ tarafında da backyard'a çıkılıyor, bahçeye çıkılıyor. İkisini de zaten yavaş yavaş gösteririm size. Burası da özellikle benim için önemli noktalardan bir tanesi. Çünkü Mila uyuduktan sonra zamanımın çoğunu burada geçiriyorum. Aslında gündüz geçirebilmek çok daha güzel olurdu. Arkamdaki manzarayı görüyorsunuz çünkü şu an. Burada çalışmak gerçekten çok çok güzel. Ve burası benim çalışma bölümüm aslında. Ersin kendine garajda bir ofis yaptı. Çünkü biz Mila ile genellikle evde olduğumuz için onu bölmememiz gerekiyor evden çalıştığı için. Ve o kendini garaja kapatıyor. Biz de bu alanı o yüzden benim ofisim haline getirdik. Benim için iyi oldu tabii ki de. Ben rahat rahat burada konforlu çalışıyorum. Ersin orada birazcık daha kötü durumda ama ofisini gösteririm onun da güzel oldu. Neyse sonuç olarak burada böyle bir küçük alanımız var ve ben aslında size ürettiğim birçok içeriği tam olarak bu noktadan üretiyorum diyebilirim. Genelde her gelenin üzerinden kalkmadığı sarı koltuk. Bunların bizimle gelmesi bu arada çok çok iyi oldu arkadaşlar. Çünkü zaten ülke değiştirmişiz. Adapte olmak kimine göre kolay, kimine göre zor. Bize göre görece daha kolay ama bence bu işi kolaylaştıran şeylerden bir tanesi de kendi eşyalarımıza gerçekten sahip olarak gelmek. Bunları buraya getirtmek çok çok iyi oldu. Çünkü bazı mesajlar alıyorum mesela. Yani zaten siz bunları buradan alsaydınız daha ucuza gelirdi. Neden nakliye firmasıyla çalıştınız vesaire vesaire. Ya evet belki daha ucuza gelirdi ama neye göre yani? Şimdi ben bu kalitede eşyaları buradan aldığımda kesinlikle daha pahalıya gelecekti, bu bir. İkincisi siz sadece mobilya gibi düşünüyorsunuz ama bizim bütün tabak, çanak, bardak, her şey geldi. Küçük ev aletlerimiz hariç her şeyi biz aslında buraya getirdik. Küçük ev aletleri de voltaj farkından dolayı gelmedi. Onları da Türkiye'de satmıştık. Burada ikinci el fiyatına satıp sıfırlarını aynı fiyata alabilmiştik yani. O yüzden hiçbir problem yoktu. Ve bizim burada yeni bir eşya alabiliyor olmamız demek çıkıp sürekli dışarıda gezip eşya almamız demekti. Ve bizim böyle bir vaktimiz zaten yoktu. O yüzden bizim için en güzel şeylerden bir tanesi, en güzel kararlardan bir tanesi bu eşyalarımızı bizimle birlikte getirmek oldu. Zaten biz bunları uzunca süreler araştırarak, içimize çok çok sinerek almıştık. Neden bizimle gelmesinler diyorum ve gören bütün arkadaşlarımız bizim mobilyalara bayılıyor. Çünkü burada aslında mobilya sektörü Türkiye'deki gibi değil bence arkadaşlar. İnsanlar genelde böyle daha çok en kolayı zaten Türkiye'de de öyle ama IKEA'yı tercih ediyor ya da diğer yerlerde ya çok pahalı ya da bu kalitede şeyler bulmak çok çok kolay değil bence. O yüzden gelen gören herkes çok mutlu, çok da seviyor. Ya ben Türkiye'den bir şeyleri burada sahip olmak ve üzerinde de her günümü geçirmekten çok mutluyum. O yüzden verdiğimiz en güzel kararlardan bir tanesi buydu ama kesinlikle dinamiklere göre değişir. Bambaşka senaryoda gelen biri için bunları getirmek külfet olabilir gerçekten arkadaşlar. Şimdi bu koltuk geldi ve evde hiçbir şey yoktu. Biz böyle yaklaşık 3-4 hafta bu eşyaların gelmesini bekledik. Epey de uzun sürdü çünkü evi daha erkenden tuttuk. Boşu boşuna Airbnb'de kira vermeyelim vesaire diyerek. Çünkü o taraf daha pahalı ve daha konforsuz oluyordu açıkçası. Burada biz böyle bir tane yatak yaşadık yani gerçekten. Mila'nın oyuncakları tabii ki full performans bizimdeydi. Mila'nın oyuncakları şu tarafta böyle halısı vesaire. O böyle bütün hayatını mükemmel geçirirken biz burada yatak falan şeklinde yaşadık yani resmen. Ama neyse
Sonra eşyalar geldi. İlk başta bu koltuk tabii ki kuruldu. Diğer her şey çok yavaş ilerlese de bu koltuk kuruldu ve biz sürekli bu koltuğu övdük. Yani insan kimseyi koltuksuz bırakmasın. Ersin şurada otursaydı, şimdi şuraya fotoğrafını koyalım, diyecekti ki arkadaşlar askerlikte de böyleydi. İşte biz asla askerlikte de hiçbir yere oturamadık. O yüzden çok zordu. Bunu askerlik yapanlar bilir falan diyecekti. Böyle biz yapmadığımız için, o deneyimi ben yaşamadığım için hemen oradan bir gönderme yapacak. Çünkü biz öyle deneyim manyağı olduğumuz için her şeyi deneyimlemek istiyoruz yani. Ve o deneyimi ben tabii ki kuzey ülkelerinde yaşamadığım için yaşayamadım. Her neyse. Ve insanlar bazen böyle işte eşyalarından sıkılır ya, değiştirmek ister. O bizde hiç yok ya. Yani ben bilmiyorum. Bunlar mesela niye değiştiriyor insanlar? Eşyalarını çok eskiyor falan da olmuyor mesela. Ben biliyorum anneannemin evinde çok uzun süredir kullandığı koltukları var. Hiç eskimemiş, duruyor ama anneannem sürekli diyor ki ben bunu değiştirsem iyi olacak diyor. Annemlere sürekli baskı yapıyor. Hadi gelin yeni koltuk bakalım. Sürekli böyle bir muhabbet oluyor mesela. Anneanne sana söylüyorum. Niye sürekli koltuğunu değiştirmek istiyorsun? Otur işte. Neyse anneannem buradan izliyordur dedişkomla birlikte. Hello diyeyim onlara da. Geldi benim en favori odamıza. Çünkü evin en favori üyesinin odası olur burası. Bildiğiniz bence burası pamuk şeker odası gibi bir şey yani. Aslında pamuk şeker odası da tam tutmuyor. Çünkü o böyle öyle deyince sanki daha pembe pembe hayal ediyorsunuz değil mi? Ya burayı böyle pasteller dünyası diyelim yani. Tam böyle benim hamileykenden beri Mila'yı konumlandırdığım yere uyan bir oda gerçekten. Böyle ben Mila'nın naif, işte pastel renkli şeyleri seven, tatlış, çok kitap okumayı seven vesaire bir kız olduğunu hayal ediyordum. Hayalimdekinden ötesi çıktı kendisi. Çok şükürler olsun ki. Ben çok mutluyum. Her neyse, şimdi odadan bahsedecek olursak bu oda zaten evi taşımamızın en büyük sebeplerinden bir diğeriydi. Yani bu odayı yapmak için çok uğraşmıştık. Özellikle İstanbul'dayken. Her şey o odaya daha böyle fit oturuyordu ama buraya da gayet güzel oturdu bu arada. Sadece bu odada bir tane eksiğimiz var. O da normalde duvarda küçük böyle baharatlık şeklinde kitaplıkları vardı eski odasında. Şimdi onlar yok. Onun yerine bu küçük kitaplığı kullanıyoruz. Zaten içeride görmüştünüz, benim ofisimde bir sürü kitap var. Orada sürekli rotasyon yaptıra artık kitapları gece buradan belli kitap sayısı içerisinden alıp okumasına özen gösteriyoruz. Çok kafa karışıklığına da gerek olmamış oluyor böylece. Mila tam bir kitap kurdudur. Ben de öyle, çocuk kitaplarını çok seviyorum ve her gün en çok yaptığım şeylerden bir tanesi gerçekten kitap okumak. O yüzden bizim için bu köşeler çok önemli. İşte yatağımıza geçip okuma anları vesaire. Hepsi böyle bizi çok mutlu eden anlar. Bizi yine Instagram'dan takip ediyorsanız zaten o tarz anları piknikte, sağda solda, her yerde kitap okuduğumuzu görebilirsiniz. Bu da birçok anneye ilham oluyor bu arada. Öyle de dönüşler alıyoruz. Çok mutlu oluyorum işte sizin sayenizde. Sizin önerdiğiniz kitapları okuyoruz. Hepsi çok güzeller. Sizin sayenizde biz de kitap okur hale geldik çocuklarımıza gibi. En çok da keyif aldığım olay bu gerçekten. Odaya gelecek olursam, oda tamamen İstanbul'daki ev için dizayn edilmişti ama buraya da çok güzel bir şekilde oturdu. Tamamen Mila'nın konforu düşünüldü. İşte büyük ortadaki halı tamamen Mila'nın yine. Sürekli tamamen dedim. Tamamen sayaç mı koysak acaba? Bilmiyorum. Mila'nın rahat etmesi için böyle ortada kocaman bir halı var. Bu odaya girdikten sonra mesela ben bu odadan gönül rahatlığıyla çıkabiliyorum. Kameralardan zaten izleyebiliyorum. Problem yok ama gözüm arkada kalmıyor. Çünkü her şey tam bir çocuk için dizayn edilmiş. Evde böyle biz kraliyet ailesi, Seray böyle giyiniyor genelde. Bihter. Aşkım sen Bihter gibi giymişsin, bu mu yani? He? Aşkım ne yapayım, insan karşısında pijamamla mı çıkıyor ki? Aşkım. Onu da yapıyorum biliyorsun. Neyse bakayım. Pijamın nerede, niye lan? Gözümü kırpmadan. Ersin'in bir tane videosu var arkadaşlar, gözünü kırpmalar lense bakıyor böyle. Görev adamı. Ya lense bak dediler, ben de bakıyorum işte böyle. E gözünü niye kırpmıyorsun, onu da ekstra bildirmemiz mi lazım? Gözünü kırp demedin. Tamam, nefes al dedim mi? Onu iyi yapmışsın. Thank you.
Yavaş yavaş ev turunun sonuna geliyoruz. Bu arada bugün hava konusunda bayağı bir şanslıyım. Çünkü normalde Los Angeles çok sıcak ve gündüzleri durulmuyor yani. Şu an böyle hafif parçalı bulutlu bir hava var. Bu yüzden bana iyi denk geldi diye düşünüyorum. Rahat rahat burayı da yerleştirdim ettim. Size rahatça gösterebiliyorum. Evin en güzel köşelerinden bir tanesi kesinlikle bahçe. Ve burada gerçekten çok güzel zaman geçiriyoruz. Özellikle Mila için harika bir alan yani gündüzleri. Aslında bizim akşamları da tadını çıkarabiliyor olabilmemiz lazım ama biliyorsunuz ki sabah ben full Mila ile olmaya çalışıyorum. Bu sebepten dolayı da akşamları çalışıyorum. Öyle olunca da biz hiç Ersin de çalıştığı için akşamları hiçbir zaman burada böyle oturup bir düzgünce keyif yapamadık henüz. Yani yapabileceğimizden de çok emin değilim çünkü yani çalışma saatlerimiz buna pek elverişli değil açıkçası. Ama olsun, en azından gündüz tadını çıkarıyoruz ve en önemlisi de Mila için böyle hemen çık, oyna, dışarıda vakit geçir şeklinde olduğu için çok çok mutluyuz. Şimdi gelin Ersin'in garajına bakalım. Burası da Ersin'in gördüğünüz gibi çalışma alanı. Yani aslında çok güzel. Çünkü bence herkesin hayalindedir yani. Benim hayalimde olabilir. Garajda çalışmak, Google. Herkes sonuçta garajda çalışarak bunları elde etti. Apple vesaire biliyorsunuz ki. Amerikan kültürünün, çocuklarının çalışma yeri. Ama bazı problemler var doğal olarak. İşte mesela kışın şuradaki ısıtıcıyla ısındım. Yazın serinlemesi gerekiyor ama çok işe yaramıyor yani. Şurada döndür, ventilatör vesaire var. Tabii ki de zorlukları var yani burada çalışmanın. Ama en güzel yanlarından bir tanesi en azından bizden izole olabiliyor. O çok önemli çünkü biz her ne kadar ona bulaşmayalım desek de bir şekilde bulaşıyoruz arkadaşlar. Yani evden çalışanlar iyi bilir. Aile böyle bir şekilde iç içe geçebiliyor. Ya bizde de oluyor o durum. Ben çalışırken de keza aynı şekilde. Ben de ofiste biliyorsunuz benim ofisimi de gördünüz ama ben de orada kesinlikle gündüz vakti eğer Ersin'le Mila evdeyse çalışamam. Ancak onlar gittiğinde ya da akşamları çalışabiliyorum ben de ofiste. O yüzden böyle tatlı bir alan. Bu garajda bizim araç girmiyor. Böyle depolama alanı olarak kullanıyoruz. Bunun arka tarafı olduğu gibi depolama alanı. Bu arada size şu bölümü göstereyim. Burası da benim medar iftarımdır. Böyle mi söyleniyor acaba öyle? Mila'nın oyuncaklarının geri kalanı burada. Rotasyon şeklinde işte. O bir şeylerden sıkıldıkça dönemsel olarak değiştiriyoruz ve buradan çıkarıyorum, geri koyuyorum vesaire. Burası çok aktif kullandığımız bir bölüm. Benim de işte ve Mila'nın aslında bilmediği Mila'nın bölümü diyebiliriz. Mila çünkü burayı bir patlatsa var ya yandık arkadaşlar. Bir kere zaten az daha yakalanıyordum ben. Mila burayı görüyordu. Yani böyle o anı keşke kaydedebilseydim. Oynadığım hokkabazlıklar, onlar bunlar, onun dikkatini dağıtma olayları gerçekten efsaneydi yani. Bizden böyle bu kadar aslında. Gelin başka yerde kapanış yapalım. Elimden geldiğince bizim bu kırmızı kapılı evimizi tanıtmaya çalıştım. Evimizi çok seviyoruz. Bu arada mahalleden de bahsedecek olursam son olarak efsane bir mahalleye düştük. Yani bir gün başka bir gün onun da konusu olur. Ama burada sürekli etkinlikler oluyor. İşte birlikte yemek yiyoruz tüm mahalle. Ve 1500 konut falan var az da değil. Hatta 1800 yanılmıyorsam. Çok da fazla konut var yani koskoca mahallede. Ama bir sürü etkinlik oluyor. İşte progressive dinner denilen böyle birlikte yemeğe gidiyoruz. 3 farklı eve, mahallecek, eşyalarımızı, şeylerimizi, yemeklerimizi götürüyoruz falan. İnanılmaz güzel etkinlikler oluyor ve biz de çoğuna katıldık zaten. Bu yüzden aramız komşularımızla da çok iyi. Yani burası tam bir böyle American Dream mahallesi gibi bir şeye düştük yani biz farkında olmadan. Çok da bilerek değil aslında. Şansa denk geldi tamamen. Ama çok çok seviyoruz bu sebepten dolayı mahalleyi. Bugün buradayız ama yarın hangi evde olacağımız hiçbir şekilde belli değil. O da diğer videoların konusu olsun ama yakında yani bu eve geleli yaklaşık 8 ay falan olmak üzere gibi 7-8 ay oldu. Çok da güzel vakit harcadık. Gerçekten güzel anılar bıraktı bize ev. Çok da uğraş verdik eve arkadaşlar. Ama tabii ki Kaliforniya'ya ya da Amerika'ya taşınanlar iyi bilir. Oradan oraya taşınmak zorunda kalabilir. Biz de iş sebepli taşınmak zorunda kalabiliriz ama o da yeni bir macera demek. Bu macerayı da bizimle izlemek isterseniz YouTube kanalımıza ve Instagram hesabımıza sizleri bekliyoruz. Abone olun, like'a basın, zillere basın, yorumlar atın ki biz de daha motive bir şekilde sizlere güzel güzel videolar üretebilelim ve size Amerika hayatını da birazcık tanıtabilelim istiyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi çok öpüyorum. Bye. Ve kapanmadı. Kapan.
Ne zor ya, kocaman kapanmıyorsun. Ayıp bir şey yani bu. Neyse, abone olun dostlar.